Merhaba arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de karstik şekilleri inceleyeceğiz. Evladım karstlı bir arkadaşım vardı. Onunla alakalı mı? Evladım ne alakası var? Karstik şekiller Akdeniz bölgesindeki karstik arazilerde yani suda kolaylıkla eriyebilen. Ee... Falezler. Yok evladım attım. Falezler Pardon dalga ile oluyordu. Onun alakası yok. Şimdi burada. Lapya, Polye, Uvala, dolin. Of hocam bunlar ne ya? Şimdi bu biraz bu resim senin Japonca kafanı... Japonca mı bu e, hocam? Evet bunlar Japonca evladım. Bu bir, senin kafanı karıştırmasın önce şurada bir temel, temel, olarak bir anlatalım. Şimdi karsik şekiller iki ayrılıyor Tonguç. Bir aşınım şekilleri var bir de birikim şekilleri var. Aşınım şekilleri küçüğünden başlamak şartıyla lapya, dolin, uvala, polye diye gidiyor. <laughs> Allah hocam bu ne ya? Hocam şaka mı bu ders? <laughs> Şaka değil herhalde. Bu ne biliyor musun? Bak çok basit bir şey. Obruk ne hocam ya? Obruk çukur. Olay ne biliyor musun Tonguç? Şöyle bak şurada göstereyim sana. Şurada göstereyim bak şöyle. Şimdi sen diyelim ki şöyle bir arazi var. Tamam, şöyle bir arazi. Normal adamlar yürüyor. Şimdi bu arazi, bu arazi normal bir arazi. Adam yürürken hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Bu adamın yürüdüğü arazi ise biraz sıkıntılı bir arazi. Çünkü bu arazi karsik arazi. Karsik arazi ne demek biliyor musun Tonguç? Engebeli. Hayır engebeli değil. Şimdi yeryüzüne düşen yağmur suları yerin altına sızar ve buralarda kaynaklar oluşturur demiş hatırlarsan. Su kaynakları. Evet Su hocam. kaynakları. Şimdi karsik araziler kireç taşı, alçı taşı, dolomitlerle dolu tamam mı? Böyle eriyebilen, geçirimli arazidir. Ve bu araziler böyle yağmur suları düşünce böyle hemen böyle çukurluklar oluşturur. Ha, Bura gibi değil yani anladın mı? Ya. Güçlü değil. Hemen aşağı geçer. Hatta aşağıdaki suları da kireçli olur. Karstik kaynakları hatırlarsan böyle içerilerinde bol miktarda kireç yer alır. Anlaşıldı mı? Evet. Öyle. Ve buralar sıcaklık ve nem etkisiyle de hemen böyle suda çözünebilen bir arazi yapısına sahiptir. Dolayısıyla da buralarda aşınım şekilleri olacak. Nasıl aşınım şekilleri olacak biliyor musun Tonguç? Birincisi bu karstik aşınım şekillerinin oluşabilmesi için veya birekim şekillerinin oluşabilmesi için karstik sular ve eriyebilen kayalar gerekli. Mesela ilk başta oluşan küçük şekil lapya. Yani şurada adam vardı ya hani bak şurada. Şurada oluşan küçük çukura lapya diyeceğiz. Biraz daha büyük çukur olursa dolin diyeceğiz. Dolinler birleşip uvala denen çukurlar oluşacak. Çok daha fazla dolin birleşirse, uvala birleşirse polye denen kocaman ovalar oluşturacak. Yani mesela şurası bir lapya ise tonguç. Şurası bir lapya ise şu adamın ayağının içine girdi lapya ise. Şöyle kocaman bir ova varsa o da Kolye ovası oluyor mesela. Antalya'daki elmalı ve kestel ovaları. Kolye gibi hocam. Kolye Evet. Antalya'daki elmalı ve kestel ovaları mesela birer poliovasıdır. ovasıdır. Mağaralar ise bunlar aşında aşağı indi ya. Buralarda böyle küçük veya büyük mağaralar oluşturacak. Yeraltı mağaraları. Yeraltı mağaraları. Bunu biliyorum hocam. Evet. Düdenler olacak mesela su yutanlar. Obruklar var. Cennet cehennem mağaraları var. Gördün mü sen şeyde Mersin'de? Cennet ya, Görmedim ama fotoğraflarını gördüm. Efsane gibi duruyor. Efsane. Yani. Çok büyük bir çukur tamam Niye çukur oluyor hemen? Çünkü burası böyle dandik arazi yani. Güzel arazi değil ya. Mesela buraya yağmur yağınca veyahut da burada bir anda böyle kocaman çukur oluşur mu? Oluşmaz. Ama burası hemen çukur oluşturuyor. Hatta o çukur bazen aynı o Cennet Cehennem mağaralarında olduğu gibi büyük obruklara dönüşüyor. Anlaşıldı mı Tonguç? Neden? Çünkü burası karstik arazi. Burası geçirimli arazi. Eriyebilen kayalar var burada. Kör vadiler, tüneller, doğal köprüler de yine karsik aşınım şekilleri. Yeraltı tünellerim var hocam? Evet, yerin altında böyle nasıl böyle obruk böyle mağara oluşuyorsa tünel oluşuyor. Hocam, Buradan çok girip gizemli ya. Aynen ve bunlar normal doğal süreçte oluş yani. Bunlar Allah'ın yarattı, insanlar yapmıyor bunu. Buradan böyle giriyorsun, öbür taraftan çıkıyorsun böyle. Oradaki su kendince bir tünel oluşturuyor, doğal köprü oluşturuyor. Ayasofya'dan e, büyük adaya tünel varmış, öyle diyorlardı hocam. Doğru, belki. Doğru olabilir mi sizce? Olabilir. Hemen gidip bakalım, yarın e, nasıl olsa dersin yok, yarın gidip bakalım Tomcuğum. Şimdi birikim şekillerine baktığımızda traverten, sarkıt, diki sütunlar bunları biliyorum hocam. Hayır, bunlar birikim şekli. Şimdi burada en önemli uyarımızı bir kez yapıyorum Tonguç. Karstik şekillerin oluşabilmesi için mutlaka karstik sular ve eriyebilen kayalar gerekli. Şimdi o zaman şekillerimizi inceleyelim. En küçüğüne biraz ne demiştik biz? Lapya demiştik. Bak burada çukurlar oluşmuş lapya. Lapyalar biraz daha büyüyünce dolin. Tamam mı? Dolinler ha. biraz daha büyüdü, büyüdü. Olye. Şey, uvala. Ha uvala. diye gidiyordu. Uvala. Sonra uvalar daha da büyük polyeleri oluşturuyor. Anlaşıldı mı hocam? Anladım hocam. Travertenler vardı. Travertenler neydi Tonguç? Pamukkale hocam. Evet pamukkale. Travertenler yalnız birikim şekli bak. Traverten sarkıt, dikit ve birikim şekli. Bunlar Burada... mağaraların içinde oluyor değil mi evet, hocam? Evet sarkıtlar ve dikitler. veya dikitler ve ikisi birleşirse de sütün oluyor. Anlaşıldı mı? Anladım hocam. İkisi birleştirirse sütün oluyor. Travertenler nasıl oluşuyor Tonguç? Sen bilirsin bunu. Anlat Hocam, bakalım. Travertenler e, sıcak su kaynaklarının olduğu yerde kireçler e, yeryüzünde e, kalarak hı hı. beyaz bir toz halinde hı hı. E, böyle küçük havuzcuklar oluşturuyor. Muhteşem bir anlatım e, oldu. Evet. Kireç Kireç var içinde hocam. Hatta içine ayağınızı basınca çok yumuşak. Ben gittim Parnıkkale'ye. Çok güzel evet. Hocam e, bayağı bir içinde yüze yüzemiyorsun tabii. Ayağına kadar geliyor böyle. Hı -hı. Çok derin değil ama çok güzel hocam. Tertemiz. Tertemiz. Çok güzel. Harikasın. Ve bembeyaz. Süper hocam. Tamam. Turistler var mıydı orada Tonguç? Hocam turistler vardı. Hatta e, öyle beraber what is your name falan. Ya dur gene başladın. Yine başladın. O zaman konuyu özetleyecek olursak Tonguç. Karsik şekillerin oluşumunda iklim önemli, sıcaklık ve nem çünkü bu e, arazinin daha iyi erimesini sağlıyor değil mi? Kirecin daha rahat suyla beraber eriyik hale gelmesini sağlıyor. Tabakaların yapısı çok önemli öyle değil mi? Evet hocam. Kireç taşı, alçı taşı, dolomitler sonrası oluşuyor. Bu mesela o travertenler kireç taşı değil mi? Evet hocam. Eğim mutlaka olacak ki böyle onlar biriksin, aşındırabilsin. Yükselti de önemli. Yükselti olan yerde eğim olabilecek ve bunlar polye, uvala gibi aşındırma şekilleri yapacaklar. Peki bunlar Türkiye'de en fazla nerede görülüyor Tonguç? Hocam bence ee, Tonguç Akademi'de gözüküyor evet, Tonguç Akademi.com'da. Tonguç Akademi.com'da gözüküyor ve doğru cevabı da verelim. Akdeniz bölgesi çok sıklıkla görülüyor. Şimdi o zaman ödülü soruyu cevaplara bekliyoruz. Tamam hocam.